Keşke orada olsaydın, gitmeseydin de duysaydın beni. Söyleyebilseydim sana sevdiğimi. Savaş, hadi gidiyoruz. Canan, kızım. Kızım deme bana. Kızım dediğin insana ne yaptığının farkında mısın? Canan, kızım. Konuşalım. Konuşalım mı? Konuşalım mı? Her şey olup bittikten sonra değil. Öncesinde konuşacaktık baba. Söylesene. Ben neyim? İnsan mı, eşya mı? Bana sormadan, benimle konuşmadan nasıl çağırırsın onları eve? Bana verdiğin değer bu mu baba? Beni de bu şekilde mi bu evden gönderecektin? Baba, senin vicdanına ne oldu? Ha? Kızım, lütfen. Bunu da mı yapacaktın baba bana? Dünyada en nefret ettiğin insanla beni, kızını pazarlık masasına mı oturtacaktın? Söylesene, ne vaat etti o şerefsiz sana? Beni oğluna verdiğinde karşılığında ne alacaktın? Canan, kızım, bilmediğin şeyler var. Bilmek istemiyorum baba, tamam mı? Bilmek istemiyorum. Sizin benim üzerimden ne pazarlık yaptınız umurumda bile değil. Dünya, bütün dünya bir araya gelse, bana karşı birleşse yine de evlenmem o kas kafalıyla. Baba, benim de bir kalbim var baba. Duygularım var. Benim ne hissettiğimi bilmeden, hayallerimi merak etmeden bunu bana nasıl yaparsın baba? Kızına bana nasıl kıyarsın? Beni nasıl ezip geçersin söylesene. İnanmıyorum baba sana. İnanmıyorum. Yıllarca sana ağladım kardeşim. Daha bebektin öldüğünde çünkü. Anneni, babanı, bizi, yani kardeşlerini tanıyamadan ölmüştün. Yıllarca içim yandı sana. Ama belki inanmayacaksın, şimdi sana imreniyorum. Öldüğünde bir adın bile yoktu. Bu yüzden sana bu mezarı yaptırırken adını garip koydum.
Şimdi anlıyorum ki asıl garip bizmişiz. Sen ne güzeli tanıdın ne de çirkini. İyilik de bilmedin, kötülük de. Oysa bizim içimiz, dışımız çirkinliklerle, kötülüklerle dolu. Boğuluyorum kardeşim. Çevremdeki kötülüklerden, çirkinliklerden boğuluyorum artık. Canan. Kızım yapma bunu. Aç şu kapıyı. Git başımdan git. Konuşmak istemiyorum. Yeter artık, yeter. Canan inat etme, bir dinle. Baba! Git! Haluncuğum bak konuşmak istemiyor işte kız. İnadı tuttu. Üstüne gitmesene genç kız o. Hadi yürü gel. Pek! Bir de sen başlama ha. Ne dedim ki ben? Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Başlarım şimdi senin iyiliğinden. Karışma sen. Sizin gücünüz de bana yetiyor zaten. Bıktım sizin bu tavırlarınızdan ya. Bıktım ya, bıktım. Kalk lan. Ne lan bu halin? He? Bizler bir fiskeyle yıkılacak insanlar mıyız? Toparlan! Kendine gel! Sen Savaş Dağhan'sın. Benim oğlum. Ben Kılıç Dağhan'ım. Anladın mı? Benim oğlumsun sen. Bir tane şımarık kız ukalanlık yaptı diye karalar mı bağlayacaksın? Bana bak. Hemen temizleniyorsun. Candan inşaata gidiyorsun. Genel müdür koltuğuna oturuyorsun. O şımarık kıza da haddini bildiriyorsun. Tamam mı? Bak oğlum, şeytan insana solundan yaklaşır. Anladın mı? Erkek de kadına sağından. Sen de sağdan yaklaşacaksın. Sağdan. Önce aklını, sonra da kalbini çevireceksin kendine. Anladın baba. Öfkelenme. Hırs yapmayacaksın. Sabırlı olacaksın. Anladın mı beni oğlum? Hiçbir kadın sonsuza kadar ilgiye duyarsız kalamaz. Hiçbir kadın hem de. Sen uyanık ol ki onu da uyandır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Savaş. Sus annem. Sus. Ve git. Kaçıyorsun benden Ayaz. Niye dinlemiyorsun beni? Olanlara sebep ben miyim? Neredesin Ayaz? Onlar çok farklı bir yerde be kardeşim. Senin benim gibi değil onlar. Bizim gibi değil. Aynı yerdeyiz. Eşitiz zannedip heveslendim. Olur sandım. Aptalca açtım kalbimi. Ama üstünden bir gün bile geçmeden yedim tokadı. Bana yerimi gösteriverdiler hemen. Sen bize ait değilsin dediler. Hem de çok acımasızca, çok zalimce. Kimsin sen dediler. Neye güvenerek geliyorsun elinde çiçekler ve ölmüş anandan kalan ucuz bir yüzükle kime, neye talip oluyorsun? İşte burada Savaş Dağhan varken, Kılıç Dağhan'ın oğlu. Bir parmak şaklatmayla dağları başına yıkabilecek kudretteki Kılıç Dağhan'ın oğluyla sen nasıl bir tutabilirsin kendini? Nasıl onunla aşık atabilirsin? Böyle dediler. Hatta demeyip gözüme soktular be kardeşim. Yetimliğimi, yalnızlığımı, çaresizliğimi, yoksulluğumu kara saplı zehirli bir hançer gibi soktular göğsüme. Ah be kardeşim, güzel kardeşim benim. Sen bütün temizliğinle, saflığınla, bebekliğinle öldün. Ve ben yıllarca sana değil, kendi bahtsızlığımı ağladığımı şimdi anladım işte. O yüzden imreniyorum sana. Keşke yerinde ben olsaydım. Olabilseydim diyorum.
Niye yanlış anlıyorsun beni Ayaz? Sana yalan mı söyledim sanıyorsun? Sen o besleme oğlan için mi kırdın babanın kalbini? Ne diyorsun sen be? Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada edepsiz? Ama yok, haklısın tabii. Senin yerin burası. O beslemenin yanı. Ne de olsa iki çıplak bir hamama yakışır. O besleme, sen besleme. Ne saçmalıyorsun sen be? Ne oldu, Arna mı gitti? E madem öyle, niye kovdun koskoca Dağhan ailesini evden? Ha, ama tabii senin hiç layık olmadığın bir teklifle geldiler sana. Sen ne yaptın? Nankörlük yaptın. Hem onlara, hem senin için her şeyini ortaya koyan babana. Senin yüzünden Kılıç Dağhan babana sinirlenip o şirketi batırır. Babanı tekrar sokaklara atarsa o arkasından ağladığın uyuz oğlan gelir kurtarır, değil mi? Aptallığına doyma Canan. Sen de en az annen kadar aptalsın. Sakın, sakın annemin adını ağzına alma. Defol buradan be, defol. Allah'ınızdan bulun emmi. Allah'ınızdan bulun. Sen kimin için çalışıyorsun lan? Benim arkamdan iş mi çeviriyorsun ha? İhale komisyonuna şantaj karıştırılmış. Bundan niye benim haberim yok lan? Niye bana söylemiyorsun? Benim de haberim yoktu efendim. Duyduğumda çok şaşırdım. Bak Zafer, duyduğunda şaşırmış. Bana bak lan. Biz seni buraya niye koyduk? He? Niye koyduk? Yamyam çökeleğin koynuna niye soktuk seni buraya? He? Bizi her şeyden haberdar et diye, değil mi? Sen ne yapıyorsun? He? Dosya mı katipliği yapıyorsun? He? Ne bu? Zabıt mı tutuyorsun burada? Bütün kaynaklarımızı seferber ettim efendim. Size dökümlü bir rapor hazırlıyorum. Dökümlü rapor hazırlıyormuş. Bana bak lan. Başlattırma dökümünden, raporundan. Bir haber buraya geliyorsa önce bana uçuracaksın. Anladın mı beni? Geç kalmış haber kokuşmuş balığa benzer. Zehirler adamı Yiğit. Zehirler. Haklısınız efendim. Bana bak. Bir daha affetmem. Bundan sonra tek hata istemiyorum. Yakarım çıranı. Yakarım. Tamam. Efendim. Aklını başına topla. Bana bak, iyi de hemen takip altına alıyorsun. Anladın mı? Bir yamuğunu yakalayacağım. Eminim buna. Bu kadar önemli haberi bize nasıl haber vermez? Yaş tahtaya mı basıyoruz Zafer? Bilmiyorum efendim. Öyle bir şey yapmaması lazımdı. Bana bak, takip altında tutuyorsun. Öksürse haberimiz olacak, anladın mı? Her şeyi bana söyleyeceksin. Bana bildireceksin, anlaşıldı mı? Emredersiniz. Hadi git şimdi. Sana son kez tek başıma geliyorum. Beyaz'ı da mutlaka bulup geleceğim. Sana söz veriyorum. Bir dahaki gelişimde Beyaz da olacak yanımda. Abim, eğer ölmediyse, bir yerlerde yaşıyorsa onu da bulacağım. Hep beraber geleceğiz sana. Yattığın yeri gül bahçesine çevireceğiz. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum. Emel boş yere bekledi abisini, ablalarını, annesini. Güz geldi, yapraklar döküldü. Küçük Emel'in yalnız kalbi gibi çırılçıplak kaldı ağaçlar. Sonra kar yağdı dağlara. Buz kesti hava. Dereler dondu, çeşmeler dondu. Emel'in gözyaşları dondu. O karlar bir daha hiç erimeyecek. Güneş açmayacak. Gidenler geri gelmeyecek. Gözyaşları Emel'in gözlerinde buzdan inci taneleri gibi hiç durmadan dökülecekti. Hayır hayır, orada dur. Öyle bitirme o hikayeyi. Ama öğretmenim burada öyle yazıyor. Olsun, yazsın. Hikayenin sonunu biz yeniden yazalım. Öyle yapalım mı çocuklar? Hikayenin sonunu yeniden yazalım mı? Evet, ya.
yazalım. Emel hep ağlamasın değil mi? Ailesine kavuşsun. Evet. Karlar hep yağardı. Kış gelince dereler donar, hava buz keserdi. Herkes çok üşürdü. Ama sonunda yine güneş açardı hep. Havalar ısınırdı. Herkes rengarenk giyinirdi. Kuşlar cıvıldamaya başlardı. Her yer sıcacık olacaktı, rengarenk olacaktı yine. İşte böyle bir günde ailesine yeniden kavuştu Emel. Önce abileri geldi. Sonra annesiyle babası göründü ağaçların arasında. Sevinç gözyaşlarıyla koştu onlara doğru. Sarıldı onlara. O kadar mutluydu ki kuşlar gibi cıvıldıyordu, gülüyordu. Canım, hikaye çok mu etkiledi seni? O yüzden mi ağlıyorsun? Yok öğretmenim. Okulumuzu kapatacaklarmış. Onun için ağlıyorum ben. Okulumuzu kapatmasınlar. Ne olur. Ne? Sen burada aylak aylak otururken o uyuz oğlan Canan'ın aklını çelmiş. Güya aklınca şirketi üzerine geçirecek. Aman anne ya. Sus, anneye cevap verme. Ne demek aman be anne? O şirket senin hakkın. Babandan sonra o şirket sana kalacak. Ama tabii sen böyle ağzını açıp gezmeye devam edersen hiçbir şey de kalmaz. Bak bir şey söyleyeceğim. O Ayaz oğlanı alacak senin elinden o şirketi. Toparlan Tarık, kendine gel. Senin olana sahip çık lütfen. Tamam tamam. Sahip çıkarım da. Anne. Hı. Benim param bitti. Para versene bana biraz. Ne? Ben sana daha dün para vermedim mi? Ne yaptın o kadar parayı? Of anne ya. Ne of anne ya? O kadar para ancak kumarla falan harcan. Tarık. Tarık, yüzüme bak bakayım. Ay sen gerçekten kumar oynuyorsun. Ay kumar oynuyorsun sen. Ne kumarı be? Sus, yalan söyleme anneye. Anneye yalan söylenmez. Ah Allah'ım, bunlar da mı gelecekti başıma? Benim bu salak oğlan paraları har vurup harman savururken elin dağlısı gelecek, bağdakini kovacak, haberi yok. Ah be oğlum, sen ne salak çıktın ya. Tamam be. Vermezsen verme. Hem kumarı niye bahane ediyorsun? Ben bu hakaretlerine katlanamam ya. Gidiyorum. Tamam gitme. Vereceğim parayı. Bekle. Ama bana bak. Sağa sola uğramadan direkt şirkete gideceksin, tamam mı? Tamam anne ya, versene. Tamam mı? Tamam, şirkete gideceğim, ver. Anneciğim benim. Hadi ben kaçtım. Müdür bey, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Az evvel bir öğrencim okulu kapatacaklar deyip ağlıyordu. Nedir bu durum? Doğru mu duydum? Ne yazık ki doğru. Nasıl olur? Nasıl kapanacak okul? Okulun sahibi öyle bir karar aldı. Umduğunu bulamamış. Anlamadım. Ne umuyormuş ki? Bilmiyorum. Kendisiyle detaylı konuşmadım ama sanırım sektör değiştiriyor. Ya hocam, bir sürü öğrenci var okulda. Hele ki yoksul öğrenciler. Ne yapacak onlar? Gidecek bir okulları da yok. Yapacak bir şey yok hocam. Ben de çok farklı bir durumda değilim. Yani? Yani o iş buraya kadar. Okul kapanacak. Biz de kendimize bir iş arayacağız. Başka yolu yok. Beni emretmişsiniz efendim. Bütün müdürleri ve şefleri toplantı salonuna al. Bugün onlarla tanışacağım. Ama daha Haldun Bey gelmedi. Size onun takdim etmesi daha doğru olmaz mı? Gerek yok. Takdimi sen yaparsın. Ama efendim... Kulağın sağır mı senin? He? Yoksa anlama güçlüğü mü çekiyorsun? Bir daha sözlerimi ikilettirmeyeceksin bana. 15 dakika sonra toplantı salonuna geleceğim. Herkes hazır olsun. Peki efendim. Şimdi çıkın. Annem bir daha dışarı çıkmama izin vermez ki. Okulumuz kapanırsa
Beyaz öğretmen de gider. Ne yaparız biz? Niye okul kapanıyor ama ya? Kapanırsa kim bize okuma yazma öğretecek? Efendim Ezgi? Ağlıyor musun öğretmenim? Ben mi? Yok, ağlamıyorum. Ağlıyorsun işte. Sesin ağlıyor, biliyorum ben. Kapanacak değil mi okul? Yok bir tanem, düşünmesen böyle şeyler. Üzme kendini. Şirketimizin yeni genel müdürü Savaş Dağhan. Şimdi size hitap edecekler. Merhaba. Bugünden itibaren birlikte çalışacağız. Şirketimizi sektörde bir numara yapmak için. Sadece ülkede değil, ülke dışında da şirketi bir numara yapmak için adım adım zirveye yürüyeceğiz. Yalnız sizden bir tek şey istiyorum. Ne oluyor? Yeni genel müdür. Sizden isteğim şu ki 7/24 değil 7/48 çalışacaksınız. Toplantı ise toplantı, görüşme ise görüşme. Her ne gerekiyorsa tam zamanında orada olacaksınız. Otur. Daha konuşmam bitmedi. Her şirkette hiyerarşik bir düzen vardır beyler. Herkes yerini bildiği gibi işini de bilecek. Öyle olsun ki ayaklar baş olmaya kalkmasın. Hatır gönül, ahbap çavuş ilişkisi şu dakikadan itibaren bitmiştir. Herkes işini, yerini bilecek. Toplantı bitmiştir. Ayaz Şengül. Sen kal. Görevin nedir? Proje sorumlusu ve ihale koordinatörü. Hangi ihale? Otoyol ihalesi. Şirketi kim temsil ediyor? Ben. Sen. Desene, yarın işimiz zor. Hı? İşin kolayına talip olan yarınını göremez. İhale raporlarını istiyorum. Bugün. Gönderirim. Bir ara. Saçmalıyorsun. Öfkeni bir yere odaklayıp geneli kaçırıyorsun. Ya Kılıç Dağhan'ın gözü senin üstünde. Bir açığını kolluyor. Bırak, inat etme. Onun adamı kazansın ihaleyi. Olmaz. Babamın ve abinin katillerini mi ödüllendireyim? Bunu mu teklif ediyorsun bana Gül? Ya sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Senin babanın, benim abimin katili bunu fırsat bilecek ve tepene çökecek. Benim korktuğum bu, anlıyor musun? Asla. Asla bu işin peşini bırakmam. Kimin peşine düşeceğimi de biliyorum. Ayaz Şengül. Her şeyi o it planlıyor. Ama o da yalnız değil. Arkasında birileri var. Onu da bulacağım. Bu işin sonuna kadar gideceğim. Sakın beni engelleme. Sakın. Burada kal, benden talimat bekle. Ne inatçı adam ya. İnatçı. Ayaz. Ayaz Bey nerede? Bilmiyorum efendim. Sabahtan beri kendisine ulaşamıyorum. Peki aradı mı? Hayır, aramadı. Kendisini ben aradım ama ulaşamadım. İyi çalışmalar.
Efendim? Efendim, Canan Hanım sizi aradı. Sizi sordu. Sen ne dedin? Tembihlediğiniz gibi söyledim. Görmediğimi. Aferin. Var mı başka bir şey? Hayır efendim. Bir şey olursa ararım. Tamam. Kusura bakma Canan. Umarım beni anlarsın. İnatçı Ayaz. Çık ortaya, çık. Canan. Konuşmamız lazım. Ben konuşmak istemiyorum. Ama ben istiyorum. Neyle ilgili konuşacağız? İşle ilgili mi? Genel müdür olarak mı konuşacaksın? Hayır, ikimizle ilgili. Savaş olarak konuşacağım. İkimizle ilgili konuşulacak hiçbir şey yok. Sana iyi günler. Savaş dedim güzelim. Savaş. Sen de bunu pek yakında öğreneceksin. Ne o? Müstakbel kayınpederine bir merhaba yok mu? Zor olsun, kolay olmasın. Aferin. Ayaz. Yalvarırım, bırakma beni. Alo. Bir hanım arıyor Ayaz Bey. Çok önemli ve acilmiş. Bağla. Tamam, aktarıyorum. Alo. Yok Canan Hanım, kendisine daha ulaşamadım. Gelmedi. Tamam. Oh. Dilim şişti yalan söylemekten. Sesini hatırladım. Nejat ve sauna meselesini söyleyen kadınsın. Hala ismini söylemeyecek misin? Hayır, onu sorma. Ama bugün mutlaka buluşmamız lazım. Çok önemli bilgilerim var. Keçiören'de köşede pastane var. Yarım saat sonra orada buluşalım. Geç kalma. Tamam. Kim bu kadın ya? İşim var, çıkmam gerekiyor. Bizim de konuşmamız gerek. Ne oldu bilmiyorsun. Gece kapına geldim. Saatlerce yalvardım, sen içeridesin sandım. Yoktun. Sabah da geldim. Yine yoktun. Ayaz. Deli gibi seni arıyorum olanları anlatmak için. Olan her neyse oldu. Daha fazla bir şey bilmek istemiyorum. Ayaz. İçim yanıyor, içim. Yemin ederim benim bir suçum yok. Kimseyi suçlamadım ben. İşim var, çıkmam gerekiyor. Boğuluyorum Ayaz. Dur. Dinle beni. Gitme. Dinle beni. Aptalsın sen.
kadar üzülme. Ne işin var senin benim odamda? Konuşmaya geldim. Konuşmaya? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Çık dışarı. Bak, konuşmadan tek bir adım bile atmam. Olanlardan dolayı ben de üzgünüm, evet. Ama bak şunu bil ki, senin durumunla benimki çok farklı değil. Vah vah. Yoksa sen de mi karabahtlısın? Tamam, öfkelisin. Acıtmak istiyorsun canımı, kabul. Bağır, çağır, küfret, ne yapmak istiyorsan yap. Hatta telefonu getir kafama çarp. Tek bir söz etmem. Çünkü haklısın canım. Haklıyım. Haklı olmak neyi değiştirir? Ha? Hiç. Boşuna uğraşma. Ben son sözümü en başta söyledim. Başka da sözüm yok. Şimdi edebinle bu odadan çık, yoksa bu binayı başına yıkarım senin. Canan, bak, yıllar önce pek çok aptallıklar yaptım ben. Çünkü çocuktum ve seni deliler gibi seviyordum. Çünkü çocuktum ve yalnızdım. Kimse yoktu çevremde Canan. Yol gösterecek tek bir adam yoktu. Bir babam vardı. O da yanındaki askerlere emrettiği gibi emrediyordu bana. Tektim, yalnızdım. Anası babası olan bir yetimdim adeta. Ama değiştim. Yemin ederim değiştim. Artık eski savaş yok. Dün size gelirken babamla babanın her şeyi sana danışarak karar verdiklerini düşünüyordum. Her şeyin senin bilgin dahilinde olduğunu düşünüyordum. Her şeyin babamın emirvakilerinden biri olduğundan haberim yoktu. Senin de kabul edeceğini düşünüyordum. Ama bizi öyle soğuk karşılayınca içimdeki kötü savaş bir anda uyanıverdi. Sonra düşündüm. Bütün gece gözümü kırpmadan kare kare, saniye saniye düşündüm. İkimizin ne kadar aptal konuma düşürüldüğünü gördüm. İkimizin mi? Düşürüldüğümüzü mü? İkimizi aynı cümlede kullanma lütfen. Şimdi çık dışarı. Hayır, kullanmak zorundayım. Çünkü seni seviyorum. Seni ölesiye seviyorum Canan. Ama ben seni sevmiyorum. Rica etsem çıkar mısın? Biliyorum. Ama bu fikrinin bir gün değişeceğine ümit ediyorum. Tamam, çok güzel. O zaman o tarihe kadar bu konu hakkında konuşmayalım. Çık şimdi. Ne diyorsun? Yedi mi? Bence yedi. Sağır değilse hiçbir kadın güzel bir sözü duymazdan gelemez. Ve şeytan o sözü günde 40 kez kulağına fısıldar. Desene işimiz şeytana kaldı. Hangi işimiz şeytanlık değil ki? Sen Kılıçdaroğlu'nun oğlusun. Unutma. Buyurun. Bir çay alabilir miyim? Boşuna çabalama. İnan bana kim olduğumu bilmemen bilmenden daha hayırlıdır. Çok şey bilmek sağlığa zararlıdır Ayaz Şengül. Pekala. Mesele nedir? Niye çağırıldın? Yarınki ihaleyi unutacaksın. Ne? Kimsin, nesin bilmiyorum ama deli olduğun kesin. Neden unutacakmışım? Beşinci komisyon üyesinin kararı önemli değil mi? Evet. Önemli. Ne olmuş? Onun kızını kaçırdılar. Ne?
Kimler? Sence kimler? Of. Kuşçu Kadir'den başka kim olabilir ki? İyi de bunu bana niye söyledin? Daha kim olduğunu bile söylemiyorsun. Neden sürekli bana yardım ediyorsun? Niye? Amacın ne? Amacım seni ilgilendirmez. Aslında ben sana yardım etmiyorum. Ben bir başkasına yardım ediyorum. Kime? Kim bu kadın? Çözmem lazım. Çok soru soruyorsun. Ben senin yerinde olsam o kim bu kim diye soracağıma gider komisyon üyesinin kızını kurtarırım. Yanlış anlamadıysam kaçırıldığı yeri biliyorsun. Hesabı ödersin. Üstünde başçı olarak bırakırsın. Hesabı alır mısınız? Üstü kalsın. Misafir mi getirdin Ezgi? O misafir değil Kıymet teyze. Benim öğretmenim, beyaz öğretmen. Öyle mi? Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Kızın misafir getirmiş. O misafir değil dedim. Tamam tamam, ben yanlış söyledim. Öğretmeniyle gelmiş. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Geç otur şöyle. İnşallah bir an önce iyileşirsiniz. İnşallah hocam. İnşallah. Allah bilir. İyileşeceksin anne. İyileşmek zorundasın. Yoksa ben ne yaparım? Sen de babam gibi beni bırakıp gidersen ben ne yaparım? Anne, ne olur ölme. Sen de ölme.
şeyler söyleme Ezgi. Annen iyileşecek. Hem ben varım, unuttun mu? Unutmadım. Allah senden razı olsun hocam. Sen olmasan biz ne yapardık? Sayende Ezgi okula gidebildi. Çok şey öğrendi. Hem ablası olduğun hem öğretmen. Sen varken ben gözüm arkamda ölmem. Aa, yeter artık. Anne kız ağlatmaya mı çalışıyorsunuz siz beni? Daha yapacak çok işimiz var Nurten ablacığım. Sen iyileşeceksin Allah'ın izniyle. Ezgi'yi daha mezun edeceğiz, diplomasını alacağız. Sen de kızının hem mezuniyetini göreceksin hem de mürvetini. İnşallah, inşallah. Allah büyük. Evet, Allah büyük. Serpil, bana patronu bağla, çabuk. Haldun Bey'i. Bağla kızım. Haldun Bey, haberler iyi değil. Şu 5. komisyon üyesi vardı ya. Evet, Recep Durmaz. Onun kızını kaçırmışlar. Ne? Kim? Kim kaçırmış kızı? Kuşçu tabii ki. Aklı sıra ihaleyi etkileyecek. Etkilemek ne kelime Ayaz? Adam direkt işi bitirir, mahvoluruz, mahv. Merak etmeyin, merak etmeyin. Kızın yerini öğrendim. Mutlaka kurtaracağım. Kuşçunun nevesi de kursağında kalacak. Ayaz, delice bir şey yapma sakın. Kendini tehlikeye atacak bir şey yapma. Bir şey olmaz. Telaş etmeyin. Yiğit Bey. Evet. Recep Durmaz'la ilgili istediğiniz telefon dinleme deşifreleri hazır efendim. Recep Durmaz mı? Evet. Kamu İhalleri Komisyonu Üst Kurulu üyesi. Emrettiğiniz dinlemeler yapıldı. Deşifre notları burada. Bir örneği de Gül Hanım'a teslim edildi. Gül mü? Bizim Gül. Doğrudur efendim. Bizim için de çok iyi oldu. Teşkilat aldığımız cihazları Recep Durmaz üstünde deneme imkanı bulduk. Sonuçlar mükemmel. Telefonu kapalı olsa bile ortam dinlemesi yapabiliyoruz. Güzel güzel. Eyvallah. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne? Ne oldu ki? İşte bu. Ne olduğunu sen söyle. Of. Ya şef yine delilenmişsin sen. Bırak ya rezili de konuş. Sen istemişsin bunu. Ne oluyor Gül? Ne oluyor? Hiç. Bir şey olduğu yok. Ya, bir yanlış anlaşılma var herhalde. Ben istemedim bunu. Yok, hayır. Yanlış bilgi vermişler sana. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne yapıyor lan bu? He? Yoksa manita işleri mi var? Ulan sevdalı mısınız lan yoksa? Hadi. Hadi bana malzeme verin biraz. Hadi, hadi. Çekil oradan, çekil! Ne yapıyorsun? Delirdin mi? Sen de değil mi? Ulan nasıl anlamadım? O herifle buluştun değil mi? Onun yanındaki sendin. Oho! Ateş bacayı sarmış. Kıskanmalar bile başlamış. İşte bu! Bu adam değil mi? Allah'ım ne safım be! Hiç düşündüğün gibi değil. İnan yanlış anlıyorsun. Neyi yanlış anlayacağım be? Her şey açık seçik ortada. Bana en yakın insan tarafından kandırılıyorum. Sen bana nasıl ihanet edersin Gül? Ya tamam, tamam bağırma. Ya hatalıyım, kabul ediyorum. Ama bu sana ihanet ettiğim anlamına gelmiyor. Eh be, kızdaki yüzsüzlüğe bak. Ulan ah bu kadın, ah. Yürü. Kaybol! Bana bak, kellemi koydum ben, tamam mı? Ne olursa olsun, karşıma kim çıkarsa çıksın, yakarım. Bu sen bile olsan Gül. Ben her şeyi senin için yaptım. Anlamıyorsun. Ya ben senin hayatından endişe ediyorum. Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Çünkü ben seni çok önemsiyorum. Sen bana abimden kalan tek şeysin.
Ferhat, ben sana ihanet etmedim. Seni senden korumaya çalıştım. Hayda, nereye gitti şimdi bunlar? Hala anlamıyorsun. Eğer bu ihale Uğur Çökelen adamı Kuşçu Kadir kazanırsa, Kılıçdaroğlu bütün faturayı sana keser. Kendisine ihanet ettiğini düşünür yine. Bu ihaleyi Haldun'a kazandırarak kendi hedefine giden yolda çok büyük bir adım atmış olacak. Önüne çıkan her engeli yakar. Yakacağı ilk adam da sen olursun. İşte bu yüzden ben Recep Durmaz'ın kızının kaçırıldığını Ayaz Şengül'e anlattım. Kızın kapatıldığı yeri de söyledim. Allah kahretmesin. Bela anla da beni bir dinle. Yeter seni dinledim. Adresi söyle. Adresi söyle. Ya Ferhat, ne olur. Adresi söyle. Çabuk. Olan her neyse oldu. Daha fazla bir şey bilmek istemiyorum. İçim yanıyor Ayaz. Yemin ederim içim yanıyor. Benim bir suçum yok. Kimseyi suçlamadım ben. İşim var, çıkmam gerekiyor. Boğuluyorum Ayaz. Dur. Dinle beni. Vay be. Ayaz Şengül ha. Hem de Gül'le. Telaşa mal yok Kuşçu. Yarın o ihale senin. Recep Durmaz'ın kızı elimizde olduğu müddetçe aksi bir oy çıkmaz. İçin rahat olsun. Bilmiyorum efendim. İçimde bir sıkıntı var. Sanki bir yere kadar gideceğiz ve bir engel çıkacak önümüze. Öyle hissediyorum.
Hayırdır kuşçu? Senin gibi bir imansız göklerden haber mi bekler oldu? Yok, öyle değil. Öyle değil. Fakat biz bu Haldun'u çok basit gördük. Kaba saba köylünün teki. Mektepli değil, alaylı diye küçümsedik. Adam aksine çok daha hırslı ve gözü kara çıktı. Görüyorsunuz. Geç bunları kuşçu. Adam hala aynı. Adam kaba saba, adam köylü. Eğri büğrü bir maşa. Sadece bir maşa. Asıl mesele onun arkasındaki duran el. Kılıç Dağhan. Ha şunu bileydin. Asıl yoğunlaşmamız gereken o. Haldun Tırıbırı. Onun arkasından kılıç çekilsin bir saniye bile ayakta duramaz. Merhaba Kadir Bey. Geçerken bir Neslihan Hanım'a uğrayayım dedim. Yukarıda. Hanımefendi yeniden transa geçti. Tuhaf kız. Neyse biz işimize bakalım. Kısacası Recep Durmaz'ın kızı bizim elimizde olduğu müddetçe ihaleyi bizim say. Hazırlıklara başla, planlamanı yap. Siz nasıl isterseniz. İş basına aksetmeden çabuk bulun kızımı. Haldun isminde bir bey geldi efendim. Candan İnşaat'ın sahibiymiş. Önemli mesele diyor. Başlarım onun önemli meselesini. Yarınki ihale için aklı sıra kulis yapıyor. Neyse. Kov gitsin. Zaten işin başından aşkın. Hadi. Ama efendim kızınızla alakalıymış. Ne? Çabuk çabuk gelsene içeri. Hadi çabuk. Hadi. Buyurun. Merhaba. Ben Haldun. Biliyorum. Çabuk söyle. Nedir mesele? Kızınızı kaçıranları biliyoruz efendim. Ne? Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Beni kaçırdığına göre kim olduğumu da biliyorsundur. Ayaz değil misin lan sen? Ne olmuş? Beğenemedin mi? İçini mi üşüttü yoksa? O isim için canımı veririm ben. O benim kardeşimin adı. Sen nereden bileceksin? Sırf adın Ayaz diye sana vurmaya bile korkuyorum aptal çocuk. İki defadır yoluma çıkıyorsun. El işime taş koyuyorsun. Bir defasında atlattın beni, helal olsun. Ama bu sefer kafana kısıldın Ayaz. Kes martavalı be. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama kime çalıştığın belli. Kuşçunun adamısın sen. Biz kimsenin adamı değiliz oğlum. Ama herkes bizim adamımızdır. Biz derken teşkilat meşkilat falan mı yani? Ha? Yoksa mafya mısınız? Yorma kafanı sen. Biz her şeyiz. Her yerdeyiz. İhalede bile mi? Komisyon üyelerine şantaj yapan da sen miydin? Ne çok konuşuyorsun oğlum sen. Yerinde olsam uyumaya çalışırdım. Sıcak sıcak. Yarın geceye kadar buradasın. Yarın? İhale bitene kadar yani. Kuşum ben desene. Kuşçu Kadir'in bülbül ötüşlü kanaryası. Ne diyorsun lan sen? Kızınızı kurtaracağız. Emin olun. Şu anda en iyi adam onu kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Yalnız ben size başka bir şey söyleyeceğim. Söyleyin. Ne isterseniz söyleyin. Yeter ki kızımı kurtarın. Ne isterseniz yaparım. Yok. Beni yanlış anladınız Recep Bey.
Sizden bir şey istemeyeceğim. Özellikle ihaleyle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Kime isterseniz ona oy verin ama biz hak etmiyorsak bize de vermeyin. Ama neden? Bakın, ben de babayım. Benim de bir kızım var. Kızınızın kaçırıldığını öğrendiğimde ilk kendi kızım geldi gözümün önüne. Ya onun başına da böyle bir şey geleydi? Alt tarafı bir devlet ihalesi. Bir otoyol ihalesi için değer mi? İsterse Karun kadar zengin biri yapsın seni, değer mi? Niye böyle oluyor? Ne yapıyoruz biz ha? Neyin savaşını veriyoruz? Niye hemen insanlıktan çıkıyor? Ne için? Böyle düşündüm, inanın. Tek kızınız gelsin de biz ihaleyi kaybedelim. Umurumda değil. Çünkü bir insan kazanmak, bin ihale kazanmaktan daha önemli. Ben... Üzülmeyin. Hiçbir şey söylemeyin. Rahat olun. Kızınıza kavuşacaksınız. Hadi hop 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 hop. Gelecek partide kazanacağımız parayı kutlayalım. Senin bu dileğine bu bardaki bütün içkiler yetmez. Saçmalama Tarık. Para harcamayı bırak da işine odaklan. İş mi? İşsin. Savaş Dağhan. Candan İnşaat Genel Müdürü. En büyük partiyi kazandım demektir bu oğlum. Sen varken ben ömür boyu sırt üstü yatarım arkadaş. Bana o kadar güveniyorsun yani ha? Yok o kadar değil. Daha fazla. Ya Canan? O da güveniyor mudur bana? Aman o kimseye güvenmez be. Gıcık. Bir babama güvenirdi. O da siz geldiniz. Gitti. Belli ki birini seviyor. Mesela Ayaz. Oo. Ama o beslemenin adını ağzına ya. O yokmuş gibi konuşalım. Sence Canan onu seviyor mu? Muhtemelen. Canan sever böyle pesbaya şeyleri. Çünkü ruhu pesbaya. Küçüklükten beri siyamlı yapışık ikizler gibi yan yana geziyor. Teptiğin kısmetin farkında değilsin Canan. Tamam, belki birbirimizi sevmiyor olabiliriz. Ama netice itibariyle sen Haldun'un kızısın. İstemesem de senin iyiliğini düşünmek zorundayım. Aman eksik olma, sağ ol. Sen geç dalganı. Ama gene de Dağhanlar gibi bir aileye gelin olmanın avantajlarını düşün derim. Bak o Kılıç Dağhan var ya, çok yakında general olur. Önünde açılacak kapıları bir düşünsene. Of, susar mısın artık be? Aa, kendi evimde istediğim gibi konuşurum, ne oluyor? Konuş, konuş tabii. Ama mümkünse benim ismim geçmesin o cümlede. Yeter artık, sıkıldım be. Sıkıldıysan git odanda otur, terbiyesiz. Koş, koş. O uyuza koş. Seni saraylarda yaşatır, eminim. Salak. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ayaz geldi mi? Yok, gelmedi. Biraz önce baktım. Allah Allah. Çok gece oldu ya. Ah çocuğum. Ne dedim ben sana ya? Nasıl yani? Ne oldu ki? Bilmediğin bir şey mi var babam? Sen nerede olduğunu biliyor musun Ayaz'ın yoksa? Of. Of. Amma bağlamış bu herif. Baba, o adamların nasıl olduğunu bilmiyor musun? Kuşçuyu tanımıyor musun? Ya zarar verirlerse, ya öldürürlerse Ayaz'ı? Söyledim kızım. Yanımda olsa tutar yollamazdım. Ama telefonla aradı. Yapma etme gitme dedim, dinletemedim. O zaman biz bir şey yapalım. Gidelim. Sen nerede olduğunu bilmiyor musun? Sana söylemedi mi? Yok. Bilmiyorum, söylemedi.
Geç kalacağım. Elime geçirirsem geberteceğim seni pislik herif. Tamam, anladım. İyi geceler. Sekreter Serpil de aramamış. Veli Bey'i aradın mı sen baba? Aradım. O da bilmiyor. Şantiyeye de uğramamış. Bir şey yapmamız lazım. Ne kıymetli uyuz oğlanmış o yahu. Tarık da gelmedi. Ama onu soran yok. Tabii o bu evin evladı değil, değil mi? Boş konuşma lan İpek. Ya bana öyle laf falan diye konuşmasana sen. Oo, yeni hizmetçi sen misin ha? Şu haline bak. Ne varmış kız halinde? Babam nerede? İçeride. Aa, babam da gelmiş. Neredesin lan sen bu saatte? Ya çocuğa bağırmasan önce bir nasılsın de. Nasıl olduğu belli. Şarap fıçısının dibine düşmüş, şuna bak. Üstüm sana demiyorum, kötükere böyle şeyler yapma diye. Yürü bir duş falan al, yürü. Ya nefret ediyorum Ömer'izden ya. Bıktım. Alo. Ne var lan Haldun? Haberler iyi değil. Kuşçu komisyondaki 5. üye Recep Durmaz'ın kızını kaçırtmış. Ne diyorsun ulan sen? Bizim ihale temsilcimiz kızın kaçırıldığı yeri öğrenmiş. Peşlerine düştü ama saatlerdir haber alamıyoruz. Lan Haldun. Bu şimdi mi haber verilir lan? Salak mısınız ulan siz, salak mı he? Kapat telefonu. Zafer, hemen buraya gel, konuşmamız lazım. Hadi. Senin bu yeşil aycılığına da hastayım. Portakal suyu içe içe içinde portakal ağacı çıkacak. İş icabı Savaş. Her zaman ayık ve uyanık olmak lazım. Bak, bunu sana getirdim. Ne bu? Candan İnşaat'ın röntgeni. Arsalar, ihaleler. Alacaklar, verecekler. Hepsi onda. Ya ne olacak bu? O benim sigortam. Kalsın. Lazım olacak. Ama onu sen sakla. Eminim ki onu sen benden daha iyi saklayacaksın. Hiç şüphen olmasın Savaş. He. Babama da asla söyleme. Sonra başıma tebelleş olur. Ne yaptın, ne ettin, benden habersiz ne yapıyorsun diye. Tamam söyleme. Eski günlerdeki gibi. Sen bir tanesin ya. Yalnız bir şey daha isteyeceğim senden. Nereye yakacağız yine? Yok. O çocuklukta kaldı. Artık başka türlü can yakıyorum ben. Gerçi birinin canını yakacağım. Şirketten birinin. Çok ayağıma dolanıyor, çok. Herif bu. Ayaz Şengül. Ne yapıp edip şirketten uzaklaştırmamız lazım onu. Yakışıklı delikanlıymış. Ne yakışıklısı ya? Saçmalama. Bir hadise var Can ile Canan arasında. Aşk kokuları alıyorum Savaş. Gibi gibi. Bak burada da kimlik bilgileri var. Rapor dökümleri falan. Sıkma canını, hallederiz. Madem ki ilk hedefimiz aşk, hedefe giden yoldaki mayınları temizlemek de bize düşer. Ne yalan söyleyeyim, çok kıyak adamsın. Çıkar kafandan canını. Çıkar. O halat gibi bağlamış kalbini, beynini. Sen kim, Canan kim? Tövbe tövbe. Haklı Savaş.
Herkes haddini yerini bilmeli. Allah'ım Ayaz'a yardım et. Sevdiğim o benim. Çocukluğum. Bu iki öksüzüne yardım et ya Rabbim. Ben söyledim. Dedim ben sana. Bu yiğit oğlan alçak çıkacak, namert çıkacak diye söyledim. Ama kabahat bende. Bende kabahat. Kendi elimle teslim ettim onu Uğur Çekele'nin eline. Al işte. İki namert bir araya gelince ne oldu? Aha. Bu kızı Yiğit'in kaçırdığından emin miyiz efendim? Kesin. Hani nerede? Kayıp. Ortada yok. Kız da kayıp. Bunun bize her şeyi bildirmesi gerekmiyor muydu? He? İşte her şey tabak gibi ortada. Haklısınız. Ulan bir göreyim. Kendi ellerimle sıkacağım kafasına. Geberteceğim bak. Böyle olmaz. Bizim her şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor Zafer. Ulan kendi adamımız bize köstek olmaya başladı. Esra kapıya bak. Bakıyorum. Haklısınız efendim. Savaş? Bu ne hal? Bir de bununla uğraşıyoruz. Ne oldu lan? Hadi Savaş. Bir hadise var. Can ile Canan arasında. Çok doğru. Anne. Can ile Canan. Çok sarhoşum anne. La Veli, dosyalar nerede kaldı? Geldim efendim, geldim. Yahu geç kalacağız, geç. Rezil olacağız millete. Ayaz'dan bir haber var mı? Yok efendim, maalesef. Nerede kaldı la bu bebe? Gidebileceği her yere baktık efendim. Arkadaşlar hala arıyorlar. Araba hazır mı? Hazır efendim, her şey hazır. Ayaz'ın ihaleye gelme ihtimali var mı baba? Elbette kızım. İşini bitirirse inşallah oradan oraya geçer o da. Ben de girebilir miyim baba? Elbette kızım. Sen de bu şirketin yöneticilerinden birisin. Ama biraz yorgun görünüyor. Bir de oraya da gelemezse Ayaz. Ben de gelmek istiyorum baba. Burada duramam. Kendimi her ihtimale karşı hazırlamam gerek. Peki kızım. Nasıl istersin. Selamünaleyküm. Oo, aslan hemşerim gelmiş benim. Hoş geldin sen. Buyur. Estağfurullah evladım. Hoş geldin sen. Buyur, geç otur. İzninizle oturmayayım. Size bir emanet verip hemen gitmem lazım. Başım gözüm üstüne. Hayırdır? Bunun içinde çok önemli gizli bir dosya var. Bunu benim için muhafaza edebilir misiniz? Etmez miyim evladım? Dost ile gelen düğün bayramı. Tabii ki ederim. İşte oldu. Allah razı olsun. Ben izin isteyeyim. Müsait bir zamanda tekrar gelirim. Eyvallah. Acelen ne be evlat? Hele bir su iç. Susamadım ki. Susamadığını ben de biliyorum evlat. Gözlerinde yine o eski ateş var. İçindeki ateş harlanmış gene. Evet öyle. Ama engelleyemiyorum. Bak evlat. Öfke ateşi önce sahibini yakar. Gel şu ateşi bir söndürelim. Yok hayır. Beni hayata bağlayan o ateş asla sönsün istemiyorum. İçindeki ateş sadece öfke ateşi değil evlat. Başka ateşler de var. Önce öfkeyi bir kontrol altına alalım ki diğer alevler kendi rengini bir göstersin. Seni hayata bağlayacak olan ateş da o. Nasıl yani? Ben başka bir ateş falan görmüyorum. Öfkenin gözlerini kör etmesine izin verme evlat. Anlamayacak bir şey yok. Eğer ben görüyorsam... senin de görmen lazım. Müsait bir zamanda tekrar konuşuruz. Eyvallah.
Maşallah. Pek de güzelmiş. Daha önce niye düşünemedim ben bunu ya? Canan boşuna sana aptalsın demiyor Ayaz Efendi. Of. Seninle bir anlaşma yapmadık mı lan Çökelek? Ne anlaşması? Lozan anlaşması. Ulan ne anlaşması olacak? Biz seninle Barış Çubuğu içmedik mi? Birbirimize abidik gubidik işler yok, madik atmak yok dedik mi demedik mi? Ha şu mesele. Ne e'si? Sen bana madik attın. Saçmalama Kılıç. Paranoya mı başladı sende? Şu anlama bak lan. Ha? Ne yazıyor burada? Enayi mi yazıyor lan burada? Ha? Yazmıyor. Bana bak lan Çökelek. Ben senin düşündüğünden daha akıllı bir herifim. Her şeyden haberim var. Neymiş o her şey? Ulan Recep Durmaz'ın kızını aldırtmışsın. Bu da yetmezmiş gibi bugünkü ihalenin Kuşçu Kadir'e kalması için tedbir almışsın. Bu madik değil de ne lan? Blöf yapıyorsun Kılıç. Bence de mor ekibin işi bu. Ha? Şimdi edebinle çık git buradan yoksa çıkar mısını bilirim ben seni. Bana bak lan Çökelek. Sen gak gak kubarak diye Silifke'nin yoğurdunu oynarken ben Bizans oyunları oynuyordum, anladın mı? Ve sakın unutma, Bizans'ta oyunlar hiçbir zaman bitmez. Sen hala tehdit mi ediyorsun beni? Yok, uyarıyorum. Ayrıca senin o koz dediğin şey 10 yıl önceki generali öldürttüğünüz Baran'sa eğer. Baran'ı sen öldürdün, unutma bunu. Ama Baran seninle ilgili bana öyle bir miras bıraktı ki senin 7 sülaleni gömmeye yeter ulan Çökelek. Ama sen bunlarla kafanı yorma şimdi. Çünkü aklın almaz böyle şeylere. Kapasiten yok. Çökelek, tarih her şeyi kaydeder, unutma. Hem de renkli. Sinemaskop filmi gibi yani, anladın mı? Ulan Kılıç. Ulan şerefsiz. Ulan. Sen burada bekle.
Kaçmış şerefsiz. Hala gelmedi. Dur bakalım. İhale daha bitmedi. Sizlerden adil olmanızı bekliyoruz beyler. Yeterlilik konusunda kanaatleriniz önemli olacaktır. Vereceğiniz karar ülkenin menfaatlerine en uygun olanı kabul edilecektir. Devlet zirvesinin bu stratejik otoyol yapımına verdiği önemi de düşünürseniz, vereceğiniz kararın neden en adil karar olması gerektiğini siz daha iyi anlayabilirsiniz. Recep Bey, bir sıkıntı yok değil mi? Biraz bunalmış görüyorum sizi. Yok. İçerisi biraz sıcak gibi geldi bana. Tansiyon mansiyon yok değil mi? Yok, çok şükür. Tansiyonum sağlam. Sadece biraz sıcak. O adamla gerçekten pazarlık yaptın mı baba? Hangi adam? Adını ağzıma bile almak istemiyorum. Hani beni evlendirmek için. He. Kılıcı diyorum. Öyle berbat bir zamanımda yakaladı ki beni. Ağzımı açıp bir tek kelime söyleyemedim. Niye? Şirket için mi? Şirket benden daha mı önemli baba? Para benden daha mı önemli? Hala anlamıyorum. Cana. Kim çağırdı şimdi bu adamı buraya? Adamı genel müdür yaptım. Buraya gelmesine mi şaşırıyorsun baba? Dayanamadım geldim. Nasıl gidiyor? İhale komisyonu hala toplantıda. Ya biraz yavaşlayamaz mısın? Hayır. O iplerden kurtulan adam gidip kızı da kurtarır. Her şeyi berbat etmeden gidip yetişmemiz lazım. Seninle de ayrıca konuşacağız Gül Hanım. Konuşalım Ferhat Bey. Ne işe yarayacaksa konuşalım. Ne oluyor lan?
Aa, çeyizlerini bitirmedin mi kız hala sen? Gene mi geldin? Ya, şu çeyizlerine bir bakayım dedim. Beni kim duyuyorsun kız? Unumu eleyip duvara asmışım gaylen. Oy yok yok, alan olur seninle. Sen niye geldin? Kardeşlerini bulmak için değil herhalde. Her ayın son günü gelirsin sen beklemeye. Bu ayın son günü de bir hafta evvel idi. O zaman da geldiydin zaten. Yoksa kardeşlerini bulduğunda bana haber mi vermeye geldin? Yok be abla ya. Abilerimi bulsam boynuma davul asar. Bütün Ankara'yı bağıra bağıra dolaşırdım. Canım sıkıldı da geldim. Hem bugün Rumi takvimine göre ayın son günüymüş. Allah canını almasın değil mi? Hiç bileceğim yoktu. Rumi takvim nereden aklına geldi kız? İyi ki geldin. Ben de çok sıkılıyordum zaten. Çabuk Gül, çabuk dışarı! Gül orada, götürüyor kızı! Çabuk, hazırlan! Çalışsın arabayı, hadi! Çalıştırsınız arabayı çabuk! Acele et çabuk! Sakın korkma. Baban yanlış bir şey yapmadan yetişiriz. Daha hızlı Gül. Adam gidiyor, baksana. Yetiş hadi. Ne yaptın Gül? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Seni kurtarıyorum. Seni senden kurtarıyorum, anladın mı? Anlamıyorum ben. Hiçbir şey anlatamazsın bana. Hayatımı adadım ben, hayatımı. Ve hayatım orada gidiyor işte. Senin hayatın intikam mı sadece? Başka hiçbir şey bilmiyorsun. Etrafına bakıp da görmüyorsun. Ben buna izin veremem, anladın mı? Abimden sonra başka sevdiğim birini kaybetmeye dayanamam ben. Sevdiğim bir dostumu kaybetmek istemiyorum. Ramiz, salondaki arkadaşlara benden soğuk su getir. Birazdan burayı ateş basacak. Hadi hadi. Bütün işi o Ayaz denen herife vermekle büyük bir hata yaptığınızı umarım anlamışsınızdır patron. Ses etme lan. Ne oluyor ya? Ses etme lan, beynini dağıtırım. Teres yürü. Yemin ederim borcumu öleceğim. Yalvarırım, yapmayın. Tabii canım, tabii. Koskoca canlı.
Bu inşaatın varisinin sözü senet zaten. Marın kırın etmeden yürüşü arabaya. Tamam diyorum, borcumu ödeyeceğim. Yapmayın bir şey, kıymayın bana. Kes sen, kes. Kumarcının sözüne kim güvenir lan, salak herif. Hadi Recep Bey, herkes sizi bekliyor. Burası da hamam gibi oldu. Kesemi getirseydik de. Öyle mi? Hadi hadi otur. Hadi. Dangalaklar. Beyler, ve bayanlar, komisyonumuz titiz bir çalışma sonucunda bence adil bir kararı varmış bulunmaktadır. Fazla bekletmeden sonuca geliyorum. Komisyonumuz otoyol inşaat projesini oy çokluğuyla candan inşaata vermiştir. Başardık ya. Oldu bu iş, oldu. Oldu. Efendim kıymayın bana. Bana birkaç saat verin, tüm borcumu ödeyeceğim, yemin ederim. Her şeyin üstüne yemin ederim. Annemin üstüne bile. İnanın gerçekten her şeyi yaparım. İmzalalar. Boş bu. Bana boş senet mi imzalatacaksınız? Senet boş ama bu dolu. Çekeyim mi tetiği? İster imzalarsın, ister intihar edersin. Tercih senin.
Ne yaptığını anlamıyorum Ayaz. Niye kaçıyorsun hiç anlamıyorum. Söyledim. Yemin ettim. Olanlardan hiçbir şeyden haberim yok benim. Benim dışımda gelişti her şey. Öğrendiğimde babamdan nefret edecek kadar kızdım. Sen eve geldiğinde öyle şaşkındım. Öyle çaresizdim ki yıkıldım. Konuşacak gücüm bile yoktu. Bunca mı suçluyorsun beni? Bunca mı kaçıyorsun Ayaz? Ha? Evet kaçıyorum Canan. İyi bildin. Kaçıyorum. Ama senden değil. Gerçeklerden kaçıyorum. Evet o gece seni gördüm. Ama kendimi de gördüm. Ne kadar perişan olduğumu gördüm. Ne kadar çaresiz olduğumu, ne kadar güçsüz olduğumu gördüm. Oradan ve oradaki her şeyden, hatta senden bile ne kadar uzak olduğumu gördüm. Neden Ayaz? Neden? Neden suçlu da olasın? Neden uzak olasın Ayaz? Neden kaçasın? Hayata karşı güçsüzdüm, tamam mı? Hayatın gerçeklerine karşı güçsüzdüm. Hayal aleminde yaşamışım ben. Ben, Kars'ın bilmem ne köyünden çıkıp gelen Ayaz. Babası öldükten, annesini hastane morgunda bıraktıktan sonra yeni doğmuş kardeşini kendi elleriyle gömmek zorunda kalmış. Ve hala nefes almaya devam edebilmiş olan ben. Beceriksiz, korkak, daha küçücük kardeşine Beyaz'a sahip çıkamamış, abilik yapamamış ben. Ayaz, Ayaz Günyol. Korku belasına soyadını bile değiştirip sahte kimlikler arkasında sonsuza kadar saklanacağını düşünen ben. Nasıl olur da Candan inşaatın sahibi, o edalı, havalı, dünyalar güzeli kızına talibim diyebilirdim ha? Söylesene ne hakla, hem de beş parasız, yersiz, yurtsuz, üstelik evinin bahçesindeki müştemilatta kalan ben. Nasıl olur da kızını istemeye geldim diyebilirdim ha? Söyle ne hakla? Sus Ayaz, sus. Ne olur böyle konuşma. Bu hayat bana başka türlü konuşma şansı tanımıyor Canan. Asıl anlamadığın bu. Bu dünya, bu alçak düzen benim gibilere kendi kelimeleriyle konuşma özgürlüğü tanımıyor. Kelimelerimiz yok bizim, anlıyor musun? Cümlelerimiz yok. Bu hayatın, bu yalan dünyanın öngördüğü kelimelerle konuşabiliyoruz ancak. Ya hatırlasana, o parkta önüne diz çöküp ilk defa kendi kelimelerimle seni seviyorum dediğim gün. Gerçeği bir tokat gibi çarptı suratıma. Ölmüş annemden sonra en çok sevdiğim kadını, aşkımı, kalbimi, hayallerimi bir tokat gibi çarptı suratıma. Evet sen eridin ama ben de bittim Canan. Eridim bir kalıp buz gibi, bir hiç olduğumu anladım. Ya sus Ayaz, sus böyle konuşma. Sus deme bana Canan. Bir gecede bana insan olmadığımı anlattılar. Ben çaresizdim. Onlarınki kadar güçlü kelimelerim yoktu benim. Basit bir hayat kurabilirdim ben. Sana sevdalı bir gelecek vaat edebilirdim. Ama onların kelimeleri var etme değil, yok etme gücüne sahip. Bir gecede umuda dair ne varsa içimde yok ettiler. İnsan olmaktan, insan olmaktan utanmanın, insanca yaşamaktan korkmanın azabını yaşattılar. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Gözlerime bak. Olmaz Canan. Olmaz. Yapamam. Böyle bir dünyada benim gibi bir hiç, senin gibi biriyle evlenemez. Sen bana çoksun Canan. Sen bana çoksun. Ama ben yokum. Bir umut yarın da gün.
Yiğit, bu ne hal oğlum? Ben kimsenin oğlu değilim lan! Babamdan başka kimsenin oğlu değilim. Lan! Nasıl yaptın lan? Nasıl becerdin oğlum? Adı Ayaz. Soyadı Şengül. Ana adı Şirin. Baba adı Hamza. Şirin. Hamza. Ayaz.